Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Aslında moral bozucu bir şeyle başlayacağım. Mehmet Büyükekşi'den Kuntz açıklaması TFF Başkanı Galatasaray Onursal Başkanı Mehmet Büyükekşi Japonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 21 yıl sonra tekrar Japonya ile dostluk maçı yapacağız. Dün akşam Japonya Futbol Federasyonu ile beraberdik. Onlar bu maçta ev sahibi 25 kişilik kadroda 13 tane oyuncular Avrupa'da oynuyor. İnşallah taraftarlarımızla birlikte Fair Play çerçevesinde biter. Japonya'da maç akşam naklen izlenecek. Onlar ev sahibi olarak bu saatte oynanmasını talep etti diyor. 15-23'te başlayan e, maç için. Almanya ile hazırlık maçı oynayacağını söyleyen büyük ekşi. Kasım ayında Berlin'de Almanya ile bir dostluk maçı oynayacağız. İnşallah e, Euro 2024'e katılınca Bizim için daha keyifli birazlık maç olacak demiş. Bu kafayla katılırsınız. Önemli olan takım olabilmek. Sadece hoca kaybetmedi diyor. En küçük şeyde panik yaparsan bir sonraki maç için hedefin kalmaz. Taraftarların bir kısmında, bir kısmında Fenerbahçe, bir kısmında Galatasaray, bir kısmında Trabzonspor, bir kısmında Beşiktaş forması var. Niye Beşiktaş'ı dördüncü söyledi? Neyse. Biz bunu istemiyoruz. da milli takım forması görmek istiyoruz. Niye Türk e, taraftarların kendi takımının formasını giymesi bir abes teşkil etmiyor bence. Bu forma Türkiye'yi temsil ediyor. 2 puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Sadece hoca kaybetmedi. Aynen hepimiz kaybettik. En çok da Kadıköy Sokak kanalının takipçileri yüzünden kaybettik değil mi? Lan bu ne lan? Bak ne diyor Almanya ve Japonya gibi önemli takımlarla maç yapmak önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanmamız sağlayacak. İnşallah Almanya'daki şampiyonaya katılırız. Bizim geniş bir kadro ihtiy kadroya ihtiyacımız var demiş. Bir şey söyleyeceğim de hani yüzü kızarır mı bilmiyorum ama Allah'tan kork be Mehmet Büyükekşi. Bence Türk milli takımının en iyi jenerasyonlarından birine sahibiz. Ama yalama olan bir takıma sahibiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Almanya basını Stefan Kurtz'u istiyoruz diyor sorusuna. Büyük ekşi hocamızla devam ediyoruz. Önemli olan istikrar uzun vadeli düşünüyoruz. Bu vade sonunda ne olur bilmiyorum. Almanya biraz beklesin demiş. Hocamızı istiyoruz demiş. Yalancıyız. Şey yapsınlar mı? Ee, sahnede oynatsınlar mı? Stefan Kuntz için istifa tezahüratları. Şimdi Amili takım Japonya ile oynadığı Ezimet e, aman hazırlık maçının sırasında istifa konusu tezahüratları yapıldı. Maç oynanırken taraftar tepki gösterdi. Şimdi adamlar 3-0 öne geçtiler. Çok açık söylüyorum. Öyle lafımı sakınarak söylemiyorum. İsteseler 3-0'dan sonra 5-0, 6-0 hatta 8-0 bulabilecek imkanları varken frene bastılar. Hal sahada biz de yaparız. Bakarız ki rakip çok tırt. Aman bir iki tane atsınlar da onlar da biraz heveslensin diye. Japonya 3-0 iken bir saçma bir gol yedi duran toptan. Ancak duran toptan gol bulabiliyoruz. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Milli takımın ne oynadığı konusunda hiçbir şey anlamıyorum. Bak hiçbir taktiğimiz yok. Al şişir gol at. Al bireysel yetenek pişirsin bir şeyler çıkarsın gol atalım. Başka hiçbir şey yok. Harbi söylüyorum yok. Ne üçgen kurma var. Ne set hücumu var. Ne geçiş hücumu var. Hani Kontra atak şöyle yapılır. E, pastan şöyle gidilir. Şununla böyle yapılır. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Adamlar 3-0'dan sonra 3-1 oldu. Cengiz gitti, etti, içinden geçti, dışından çekti, vurdu. Bir şekilde sekti. Bertuğ Yıldırım da kendinden beklenen vuruşu yaptı. 3-2 yaptı. Birçok kişi 3-2'den sonra umutlanmıştır. Tamam 3-3 olacak falan filan diye de. Nerede 3-3 oluyor? Nerede? Adamlar 4-2 yaptılar. Ha, İsmail Yükseğin de yaptırmış olduğu penaltı sağ olsun. Neyse ben daha fazla konuşmayacağım. Taraftarların e, Ermenistan maçından sonra Kunz aleyhine söyledikleri belli. TFF içinde de istifa tezahüratları gelecek. Futbolculara da tepkiler gelecek. Bu kafayla gitsin de ben kapattım milli takımını. Konuşmuyorum. Fenerbahçe Erden Timur'u FIFA'ya şikayet etti. Fenerbahçe Galatasaray Sportif AŞ'ye Başkan Vekili Erden Timur'u Nikolas Bu arada şunu da söylemeyi de unuttum. Daha adamların iki topu falan direkten döndü etti. En son ikiydi. Hani sayamadım yani ikiden fazla attılarsa bilmiyorum. Sayamadım o kadar diyeyim. Erden Timur'u Nikola Zanyolo transferindeki belgeleri yetkisi olmadığı halde kamuoyuna açıklaması nedeniyle FIFA'ya şikayet etti. Ee, Fenerbahçe Nikola Zanyolo için AS Roma kulübüne kendilerinin verdiği teklifi açıklayan Galatasaray CEO'su Erden Timur'u FIFA'ya şikayet etti. Bu kulübün gizli nitelikteki, yani kulübün gizli nitelikteki transfer teklifinin yetkisiz bir kimse tarafından halka açıklanması nedeniyle FIFA'ya etik mevzuatının 17. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün ihlal edildiğine iddia etmiş ve sonuç bekleniyor diyor <laughs> haberde. Yani savunma istemiş Erdentim buradan. Kulübün hukukçularına birlikte savunmasını FIFA'ya göndermiş, sonuç bekleniyormuş. 17. madde FIFA etik mevzuatının 17. maddesi bildirim yükümlülüğü. 1. Bu kurallara bağlı kişiler bu kuralların ihlal edildiğini fark ettiklerinde bunu doğrudan etik kurul sekreteryasına veya araştırma odası başkanına yazılı olarak bildirirler. 2. Bu tür ihlallerin bildirilmesi, bildirilmemesi en az 10.000 İsviçre frankı tutarında bir para cezası ve en fazla 2 yıl süreyle futbolla ilgili herhangi bir faaliyette yer almayasaydı cezalandırılır diyor. Yani Galatasaray'ın UEFA'da da lobisi yüksek. FIFA'yı bilemem ama UEFA'da lobisi yüksek. O yüzden bir şey çıkacağını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Galatasaray demişken Galatasaray'dan hakemlere %50 zam, şey TFF'den hakemlere %50 zam. Türkiye Futbol Federasyonu TFF hakemlerin ücretlerine %50 zam yaptığı ileri sürüldü. Aman demişler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın. Şaka bir tarafa. Bu artış tabii ki Süper Lig'deki orta hakemlerin maç başı kazançları 30 bin liraya yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerin maç başı ücretlerinde yeni bir ayarlamada bulundu. %50'lik bir artış yaptı diyor. Bu zam sonrası Süper Lig'de görev yapın bir orta hakemin maç başı ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi. Var hakeminin Maç başı yeni ücreti ise 15.000 lira. Avar'ın ücreti 7.500 lira oldu. Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8.800 lira olan ücreti 13.200 liraya yükseldi. Aynı ligde 4. olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9.000 lira kazanacak. Zamlardan birincilikte görev yapan hakemler de yararlanacak. Gözlemcilere maç başı ücretlerine de aynı olan zam yapıldı belirtildi diyor. Anket ayarı Türkiye Futbol Federasyonu. Ayber Küp firmasıyla yaptığı İşbirliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketlerin kulüp ve taraftarları açıldığını duyurdu. Yapılacak çalışma ve anket değerlendirmeleri sonucunda Trendyol Süper Lig birincilik, ikincilik ve üçüncülük ile Ziraat Türkiye Kupası format yapısı gözden geçirilecek. Ankette maçlar saat kaçta oynansın, sezon ne zaman başlasın, lig kaç takımlı olsun soruları yer aldı. Taraftarlar ise anketlere yoğun bir ilgi gösterdi diyor arkadaşlar bu anketlere katılın. Dilediğiniz gibi yorum yapın arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Anket işini ben seviyorum. Anket birinin birinin birine önem verdiğinin göstergesidir. Anket onu söyleyeyim. Hocam anketi manketi boş ver. Sen bize 6 numaradan bahset. Fenerbahçe'de 6 numara için 6 aday. Ben videoyu çektiğim sıralarda İngiltere'ye bir uçak havalandı. Fenerbahçe'den. İçinde kimler var kimler yok. Kimler yok. Kimler kimlerle beraber. Kadere bak kadere bak. <laughs> kimler kimlerle beraber. İçindeki kişileri siz zaten biliyorsunuz. Açıklamayacağım. Ancak uçağın İngiltere'ye gittiğini emin misin hocam? Bak hani Almusrati konuşuluyor bir şey konuşuluyor. Eminim. Ama bakalım. Çünkü birden fazla kişiyle konuşuyor. Arkadaşlar şunu belirteyim. 6 numara transferi artık son saatler. Yani siz bu videoyu izlediğinizde 72 saatten daha az bir süre kalmış olacak. Tahminime göre. Hedeflemelerime göre. Gündem 6 numara. 15 Eylül Cuma günü. Saat 23.59'a kadar süre var. Transfer. Tescil için transfer yapabilirsin. 16 Eylül'de de transfer yapabilirsin ama tescil edilmez. Devre arasını bekler. Onu bir anlaşalım. Arjantinli Real Betis'in Arjantinli yıldızı Guido Rodriguez. Arkadaşlar an itibariyle %10 bile ihtimal vermiyorum. Portekiz'in Braga takımında oynayan Libyalı Al Musrati %40 oy veriyorum. Ya yani ihtimal veriyorum. Öyle söyleyeyim. Kulübü biraz gözlü. O yüzden zannetmiyorum yani onların vereceğini. Porto'da görev yapan Sırp ön libero Marco Rujic, Bon servisi Everton'da bulunan Portekizli yıldız Andre Gomes ve Leander Dendonker ve Frank Onyeka'da listedeki isimler. Şimdi bazı isimleri ben de ilk defa duydum sizlerle birlikte. Bilginiz olsun. Mesela Andre Gomez ismini geçiniz. Beklemeyin arkadaşlar. E, Guido Rodriguez de beklemeyin. Tamam mı? Al Musrati'ye yüzde 40 dedim. Şunları bir de ben transfer marketten bakayım. Merak ettim ya. Hani haberim olmadığı için merak ettim arkadaşlar. Kimmiş bunlar? Neciymiş? Çünkü insan haber olmayan transferi merak ediyor haliyle. İlk defa duyduğu isimlerim. Marco Grujić, Dendon Kır, Onyeka. Hepsine de. Üçüsüne de bakalım. Şimdi Grujić. Grujic 27 yaşında 1.91 ön libero. Sırp 23 milyon maç 9 milyon euro transfer market değeri var. Sakatlığı var. Geri dönüşü bilinmiyor. 9'u almışlar zaten Liverpool'dan. 1 Temmuz 2022'de. Bu sezon sadece 2 maça çıkmış. 125 dakika. Ben bunu sanmıyorum. Adını zaten ilk defa duydum bu üç arkadaşında. Leander Dendonker. Adını ilk defa duydum den kasıt. Fenerbahçe ile adı anılmasını ilk defa duydum. Yanlış anlaşılmasın. Onyeka Onyekuru'nun Kurun'un eniştesinin görümcesinin oğlu biliyorsunuz. Yok öyle bir şey bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum atıyorum. 8 milyon euro Nijerya milli takımı Premier League. 10 milyon euroya 2021'de Midtjylland'dan almışlar. Bu sezon 3 maç 99 dakika. Boyu ne kadar? Boyu benim için önemli. 1.83 bu değildir. Yani 1.80 85'in üstünde olacak hava toplandı. Leander Dendonker 1.88 boyu uyuyor. Premier Lig uyuyor. 15 milyon euro transfer market değeri uyuyor. Yani buraya kadar uyuyor. Belçikalı o mühim değil. Yaş 28 yani ideal. Ön libero sağ ayaklı ama bu sezon takımı ha bu sezon takımıyla bir maça çıkmış 21 dakika bu da uyuyor. Tanımlamaya uyuyor. Ama bu isim mi transferde? Ben bilmiyorum arkadaşlar bu isme dair budur ya da değildir diyemem. Ama size ben tanımlamayı anlattım. Neyi beklediğimizi de anlattım. Ama Guido Rodriguez kesinlikle değil. Gomez de değil. Grujic de değil. Onyeka da değil. Yani Onyeka'nın boyu 1.85 olsaydı olabilir diyecektim. Mustrati öne çıkıyor. İstanbul'a gelmesi bekleniliyor. 8 milyon euro. Arkadaşlar zaten 8 milyon euro 4 taksitle baştan beri söylediğim 2-2-2. 4 taksitle kabul ederlerse zaten hayırlı olsun deriz. Ama etmeleri plan. Etmeleri problem diyeyim. Etmiyorlar. Aston Villa'dan C planı şu bu falan filan. Bunların hepsini geçiniz. Şimdi sıradaki haber zaten benimkiyle alakalı bir haber. İşte Fenerbahçe'nin 6 numara için kriterleri demiş. Şimdi 6 numara için kriterler. Hocam Ön libero'da oynasın. Ayağı olsun. Mümkünse 3 tane ayağı olsun. Yok 50 tane olsun. 6 numara arayışı var. Hani birini istesek çoktan alırdık diyor yönetim. İşin uzamasının nedeni takımın kalitesini kaldıracak, arttıracak bir isim. Hatırlayın arkadaşlar. ilk günlerde yaz transfer döneminin İsmail Kartal'ın listesinde Milanlı Kurunic yer alıyor dediler. Ben kesinlikle olmayacağını belirttim. Olmadı da nitekim. Ancak ee, kritere uygun ismin bulunması diyor. 3 tane kriter belirlenmiş. Ben de merak ettim. Neymiş? 1. Önce fizik gücü yüksek. 2. Ardından takım arkadaşlarının arkasını toplayan ve son olarak da ofansif anlamda top kullanabilecek bir oyuncu arıyor. Arkadaşlar bu haberi niye okudum biliyor musunuz? Bu haber benim duyumlarımın çalınmasıdır. Benim duyumlarımın çalınarak haber yapılmasıdır da o yüzden. Ben size ne anlattım? Anlattığım tanımlamaya uyuyor mu? Bir de buraya Premier Lig'de yazsalar. 15 milyon euro ve üstü de pre, şey, transfer market değeri var yazsalar. Al Mustafa Hoca etiketiyle koy. Şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam duyumu tek sen mi alıyorsun? Elin oğlu da duyum alamaz mı? Belki onlarda da bu şekilde duyum gitmiştir. Tabii ki de olabilir. Tabii ki de olabilir. Neden olmasın? Dünyada tek duyum alan ben değilim. Duyum haberi yapan ben değilim. Arkadaşlar ben bu videoyu bir hata yaparak çekiyorum. Nedir o hata? Hata şu. Hem size diyorum ki İngiltere'ye uçak gitti, hem de sonucunu beklemeden video çekiyorum. Belki de çok daha açıklanmış olacak. Yalnız farkında mısınız bilmiyorum. 13 Eylül çarşamba günü. Yani 13 Eylül çarşamba günü size bir şey hatırlatıyorum 13 Eylül çarşamba. Hatırlatmıyorsa kanala yeni abone olmuşsunuzdur. Bu arada kanala yeni abone olan arkadaşlar için şunu da belirteyim. Bizim kanalımız bonkör bir kanaldır. Her an her türlü sürprizlere hazır olun. Transfer dönemi bir bitsin de daha çok şey yaparız. Konuşuruz. Ama bizim kanalımız çok bonkör. Dünyanın en bonkör Fenerbahçe kanalıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hani sonra ben duyma dedim. Ben bilmiyordum. Ben yoktu. Haberim yoktu demeyin. Hocam 6 numara için bize senin samimi ol. Şurada transfer bitmiş artık. Yani Alacak mıyız almayacak mıyız? Sen bize onu söyle. Bir kere kesin alacağız. Bana gelen duyumlar alacağız şeklinde. Kişisel fikrimi kanaatimi soruyorsanız canlı yayında açıkladım. Kişisel fikrim kanaatim olmayacağı şeklinde dedim. Ama yani yönetimden gelen duyum bu. Bak yönetim bana ne duyum verirse ben onu söylemek zorundayım. Yıllar önce Jorah Mainlands bizde diye söyle dediler. Ben söyledim. Hani ben gelen duyumun şeyim yalancısıyım. Ne diyorlarsa ben söylemek zorundayım. Geldi ben aktardım. Ha gelmeyeceğini ben de biliyordum. Ama aktardım. Benim mükellefiyetim burada. Yükümlülüğüm burada. Şimdi de bana 6 numara gelecek. Herkes tatmin olacak. Hocam herkes tatmin olmaz. Ben de farkındayım. Herkes tatmin olmaz ama Fenerbahçe taraftan adam yerine konulan Fenerbahçe taraftarından bahsediyorum. Yoksa bugün Veratti de gelse öbürü de gelse ki Veratti kesinlikle gelmeyecek. Onu daha önce de söyledik ama kesinlikle o da gelse bu da gelse memnun olmayacak bir kitle var. Anladınız mı? O yüzden çok da hani şey yapmıyorum. Fakat bana gelen duyum bu şekilde. Yani herkesi memnun edecek. Bak Premier Lig'in üstünde çok duruyorum. Bazı arkadaşlar da şey diyor. Ya hocam işte ne derler onun adına. Ferhatli Premier Lig'de değil. Bak gelirse ne dersin. Gelmez arkadaşlar. Ben artık eminim. Bir de bu arkadaşın çok sakatlık geçmişi var falan diyor. Ben onun çok orasında değilim ama. Ben şunu söyleyeyim. Şahsım adına birkaç duyum vermem gerekirse. Al yüzde %40. Ben Donkır %10 diyeyim. Olmaz olmaz demeyeyim. Guilirot'u göz bence 0. Gomez de 0. Kuruciş de 0. Onyeka da 0. Kuruciş zaten 0'dı. Zan yolu için vermişler. Japonya maçını 4-2 kaybettik ama ben zannetmiyorum. Mutus'un gönderileceğini. Öyle bir ruhsuz bir takım. Ne oynadığınız bilmez bir takım bu eziyeti çok çekecek. İsmail Yüksek milli maçtan sonra tepkilerin odağına yer alır. Almıştır. Belki de benim haberim yok sosyal medyaya çok bakmadım. Herkes şunu diyordur. Bu İsmail'le sakın ha. Bak gördün. Nerede penaltı yaptırdı diye. Benim aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar beklediniz, beklediniz, beklediniz. Beklediğinize değdiğini düşünüyorum. 6 numara transferinden sonra sakın bizi unutmayın. Kaçıp gitmeyin. Bu kanalda sürekli ama sürekli duyumlar olacak. Bu kanalda sürekli Videolar paylaşılacak. Bu kanalda sürekli hediyeler, çekilişler yer alacak. Maç önü canlı yayınları, maç sonu canlı yayınları. Hafta içinde hadi muhabbet edelim canlı yayınları. Transfere dair asıl o zaman duyumlar. Hepsi yer alacak. Gündemdeki bütün Fenerbahçe konuları. Hepsi toplanacak. Belki günde bir video çekip. Bakın bugün bu kadar şey konuşuldu. Bilginiz olsun. Olay şu. Haberin aslı şu. Benim duyumlarım şu şekilde diye. Kısa da olsa özet vermeye çalışacağım sizlerin desteğini bekliyoruz arkadaşlar. İyi ki bu kanalın bir ferdesiniz. Ben videoyu çekiyorum. Sabah bir bakıyorum ya da saatler sonra bir bakıyorum. 500 kişi artmış kanalda abone. Hani abone sayısı artıyor mutlu oluyorum ama izlenme sayısı da artıyor. Ona da mutlu oluyorum. Hepinize tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bu kanalın bir ferdesiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.